sadece cinlerle irtibatı kuran Hazreti Süleyman da değil. Onun dışında... Başka peygamberler de var mı hocam? Bravo. Hazreti İsa var mesela. Hazreti Musa var mesela. Yakın dönemde bildiğimiz. Hazreti İdris var mesela. Ya çok güzel bir peygamber Hazreti İdris. Ya Allah rızası için sevgili izleyicim. Hazreti İdris'i mutlaka araştır. Bak gerçekten araştır. Muazzam bir peygamber. Mutlaka araştır. Hazreti Muhammed biliyorsunuz Üstad Sallallahu aleyhi ve sellem sadece e, insanlara değil, hem cinlere hem insanlara gönderilmiş bir peygamber. Dolayısıyla bu anlamda cinlerle irtibatı olan bir peygamber. E, bu da şu anlama geliyor. Hz. Muhammed'in cinlerle irtibat mesela bir hikaye anlatılır. E, Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi bir akşam almıştır gece yanına. Bir yere götürmüştür. Hazreti Ali ilim noktasından muazzamdır biliyorsun. Götürdüğü yerde bir daire çizmiştir. Demiştir ki ya Ali sen buradan dışarıya çıkma. Efendim ben geleceğim sen bir yere çıkma. Tamam hay hay. Hazreti Muhammed Efendimiz gitmiştir. Hazreti Ali'nin yanına bir varlık gelmiştir. Bu sahih şekilde anlatılır. Bir varlık gelmiştir. Varlığı bugün tarif ettiklerinde biz cinlere çok benzetiyoruz. Varlık Hazreti Ali'yi görememiştir. Hazreti Ali varlığı görmüştür. Bir süre yanında durmuştur ve gitmiştir. Ama o varlık Hazreti Ali'yi göremiyor. Göremiyor. Ya enteresanına bakar mısın? Hazreti Muhammed Efendimiz bir daire çiziyor. Peki havas ilminde bu daireyi biz nasıl yorumluyoruz? Nur dairesi diyoruz. Defineciler hmm. çok kullanır. Bizim programımızı izliyorlar. <laughs> Defineciler giderler defineye. <laughs> orada nur dairesi çizerler. Cinler kendilerine zarar veremesin diye. Demek ki cinlerin de insanları göremediği zarar veremediği yerler varmış. Zaten Ali'ni durduk yere bir cin bir insana zarar veremez. Tek yapacakları ne biliyor musun? Korkutmak. Vesvese. En iyi yaptıkları bu. Vesvese vermek. Aynen öyle. En iyi yaptıkları şey vesvese vermek. Yani üstad. hocam bu her vesvesenin arkasında bunu mu aramalıyız? E tabi. Çünkü Karin denen bir olay var Üstad. Karin olayı aslında çok önemli bir mevzu. Karin olayında biz yaratılırken yani annemizden doğarken Yazıcı meleklerin haricinde bir de Rabbim Karim varlıklarını bize görevlendiriyor. Çünkü hani diyor ya biz mutlaka her insanı koruruz diye. E da bir görevlisi olacak abi. İşte onu sağlayan Karin meleği. Karin meleği insanın sağ tarafında durur. Yani koltuğunun altını söylerler e, eskiler. Evet hocam. Karincini de solda durur. Bunların ikisinin görevi de vesvese vermektir. Karin meleği iyi şeyler fısıldar. Ya Hüseyin ya sen işte köşe şu iyiliği yap ya. Bak yapman lazım ya. karinciler der ki ya hayır ya bırak ne hali varsa görsün ya. Karinci'nin işi gücü vesvese vermektir. Karinci'nin herkeste vardır. İstisnasız herkeste. Sen de de var bende de var. Yani kötü vesvese veren değil mi hocam? Aynen öyle. Karincin'i kötü vesvese verir. Karin meleği iyi vesvese verir. Allah Resulü böyle anlatıyor diyorlar ki ya efendim ya şaşırdık yani herkese bir cin olduğunu bilmiyorduk. E sizde de var mı bu cinden falan diyorlar Peygamber Efendimiz'e. O da diyor ki evet var. Var ama Rabbim yardım etti. Ben onu iman ettirdim. Abi şimdi bu nasıl olabilir? Nasıl iman ettirebilir? Tabii ki ol deyince verir Ayrı mesele ama bunun da bir mantıklı bir açıklaması var. O da şu. Bizim aura bedenimiz yani dışımızdaki o enerji beden belli bir seviyede ve hep inişli çıkışlı. Günah işliyoruz, düşürüyoruz abi. Evet. Hakaret ediyoruz, küfür ediyoruz, düşürüyoruz. Dedikodu yapıyoruz, düşürüyoruz. Haram yiyoruz, düşürüyoruz. Faiz yiyoruz, düşürüyoruz vesaire vesaire. Namaz kılıyoruz, yükseltiyoruz. İyi insan oluyoruz. Herkes hakkında güzel düşünüyoruz, yükseltiyoruz. Ab bizimki böyleyken bir de peygamberinkini düşünsene. Vallahi o var ya aura beden cayır cayır yanıyordur. Kesinlikle. Yani ki. ona o karincini dayanır mı ya? Dayanır mı yani mümkün kesin, değil. Kesin Tabii ki mi? o elektromanyetizma ile çünkü cin de bir elektromanyetizma o yoğun insandaki yoğun elektromanyetizmaya e tabii ki dayanamayacak. O da iman edecek. Dolayısıyla o cin insana musallat değildir. İnsana zarar vermez. İnsana işte karıyla kocanın ayette söylediği gibi karıyla kocanın arasını açmaz. İnsana asla zarar vermez. Lakin işi vesvese vermektir. Sürekli vesvese verir.